Yurt dışında oy verme işlemi bugün sona eriyor. Havalimanları ve gümrüklerde ise 14 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Peki şu ana kadar yurt dışına kaç kişi oy kullandı? Oylar Türkiye'ye nasıl getirilecek ve nerede tutulacak? Seçim sonucunu nasıl etkileyecek? Şimdi gelin bütün detayları Ankara'dan Melike Görür'den dinleyelim. Melike, söz sana bırakıyorum. Göksu, yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün artık sona eriyor ve buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre toplamda 3.416.098 yurt dışı seçmenden 1.751.365'i oy kullanmış durumda. Kullanan toplam oy sayısı ise 2018'deki kullanılan oy sayısını ise geçmiş durumda. Peki hangi ülkelerde sandıklar kapandı? Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Macaristan'da sandıklar kapandı. Ve yurt dışında 1,5 milyonlu en çok seçmenin olduğu Almanya'da, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerde oy verme işlemi ise bugün sona erecek. Ve toplanan oy pusulaları diplomatik kuryelerle birlikte Türkiye'ye taşınıyor ve sonrasında ise oy çuvalları ile birlikte getiriliyor. Ve o çuvallar, o sandıklar açıldığı zaman hep birlikte açılacak 14 Mayıs günü ve oyların yurt dışı temsilciliklerinde de kullanılmamış ya da kullanılmayacak seçmen 14 Mayıs saat 17'ye kadar Türkiye'ye girişteki gümrük kapılarında da havalimanlarında da oy kullanabilecekler. Peki getirilen o çuvallar nerede saklanacak? Yurt dışı oyları Ankara'da toplanacak ve 14 Mayıs'a kadar Ata Kongresium Fuar Merkezi'nde tutulacak ve tüm sandıklarla birlikte açılacak. Peki yurt dışı oyları oy dağılımını nasıl etkileyecek? Türkiye'deki oylara göre orantılı bir şekilde dağıtılacak yurt dışı oyları.